Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Pandemi oluyor. Pandemide iktidar, hükümet tamamen olaydan kopuk, bağımsız bir unsurmuş gibi özel sektöre diyor ki siz işçi çıkartmayacaksınız, böyle fedakarlık yapacaksınız. Bankalara dönüyor, bankalara diyor ki siz de kredi musluklarını açacaksınız, bol bol kredi vereceksiniz, siz de böyle fedakarlık yapacaksınız. Vatandaşa dönüyor, IBAN numarası veriyor, siz de cebinizdeki, elinizdeki, avucunuzdakini vereceksiniz, siz de böyle fedakarlık yapacaksınız. Özel sektör fedakarlık yapsın, bankacılık sektörü, bankalar fedakarlık yapsın, 83 milyon memleket evladı fedakarlık yapsın. Hükümetin, iktidarın herhangi bir fedakarlık yapmaya niyeti yok. İşsizlik var. İş adamlarının toplantısında iş adamlarına çağrıda bulunuyorlar. Diyorlar ki ya koskoca iş adamısınız, bu kadar fabrikanız, bu kadar işiniz, gücünüz var. Her biriniz 10 kişi istihdam etseniz ülkede işsizlik kalmıyor. Pandemide iş adamlarına, vatandaşa, bankalara. Döviz yükseliyor vatandaşlara. İşsizlik artıyor, iş adamlarına her biriniz 10 kişi istihdam edin. Peki yatırım yapılacak, tesis kurulacak, fabrika kurulacak. Her şeyi devletten beklemeyin. İçinizde yok mu bir baba yiğit? Bir baba yiğit çıksın da bu yatırımları da o yapsın. Peki para lazım, memur maaşı ödenecek. Gene bir fedakarlık yapmak yok, gene bir kaynak oluşturmak yok. İşsizlik fonundan 12 milyar lirayı al, kıdem tazminatı fonundan kendine yıllık 10 milyar lira kaynak oluştur. Yani milletin bir kesiminden aldığını öbür tarafa ver, buradan aldığını bu tarafa ver. Biraz evvel söylediğimiz gibi kendisi tamamen bu işlerden bağımsız bir unsur gibi milletin sağ cebinden aldığını sol cebine verme, milletin bir kesiminden aldığını diğer kesimine verme şeklinde icraatlarını sürdürüyor. Esnafa destek paketi açıklanması lazım. Pandemide 17 günlük tam kapanma olmuş. Peki bu destek paketi 4,5 milyar lirayı veriyormuş gibi yapıyor. Daha vermeden öbür taraftan fazlasıyla onu geri alıyor. Nasıl oluyor? Akaryakıt ÖTV'sine zam yapıyor. Akaryakıt ÖTV'lerine yaptığı zamlarla vermiş olduğu 4,5 milyar lirayı vatandaştan 83 milyondan 3 ayda tekrardan geri almış oluyor. Sene sonuna kadar kalan 4 ayda da verdiğinin çok daha fazlasını, 6 milyar lirayı da tekrardan fazladan toplamış oluyor. Emekli maaşı ödenecek, para lazım. Öyleyse de ithal otomobillerin ÖTV'sini fırlatalım. Bir otomobil 2000 motordan yüksekse bir otomobil alınacağı zaman 3 otomobil parasını devlet olarak biz alalım. 2000 cc'den küçük motor hacmine sahipse bir otomobil alırken 2 otomobil parasını devlet olarak biz alalım. İthal otomobil ÖTV'lerini fırlatarak vatandaşa, milletin bir kesimine verdiğimizi fazlasıyla diğer kesimden çıkartalım. Biliyorsunuz son dönemde ne ifadelerde bulunduklarını, üniversite öğrencilerine, milyonlarca genç işsize açık açık yüzlerine karşı biz size hükümet olarak iş bulmak mecburiyetinde değiliz, taşı sıkın suyunu çıkartın derken, bir de en son daha yakın zamanda bildiğiniz gibi eğer ülkede aç varsa, açıkta olan varsa bu açları da muhalefet doyursun diyecek noktaya kadar maalesef geldiler.